Ben Marksist düşünceyi Darwinizmi yıkarak etkisiz hale getirdim. Dolayısıyla şu an göğsünü gere gere ben Marksistim diyen adam pek olmaz. Göğsünü gere gere Darwinistim diyen adam olmadığı gibi. Hangi profesör, bakın Türkiye'de üniversite sayısını saymakla bitiremiyoruz. Profesör sayısı da öyle. Çok çok fazla. Doçent sayısı da çok fazla. Bir tanesi çıksın, ben Darwinizmi gürül gürül savunuyorum desin. Bir elim parmaklarını geçmez. Evet, evet. Onlar da yavaş yavaş tesafi ediyorlar. Şu eski yaşlı profesörler var, Darwinist. Hepsi vazgeçtiler. Evet. En güzel şu neydi o? Ali Demirsoy. Ne diyor? Etrafımda diyor artık Darwinist kalmadı diyor. Arkadaşlarıma gidiyorum diyor, ya Darwinizm ilgili bir konferans verelim. Ya Ali sen hakikaten inanıyor musun diyorlar diyor. E haklılar. Ne yaptık? Darwinizmi buhar yaptık. Maşallah. İlimle, irfanla. Allah razı olsun. Gazetelerde, internet sitelerinde halka bulundu, halka koptu, halka uçtu diyenler oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Ne zamandan beri? Aylardan beri. Eskiden bir kısmı yok şunu bulduk, yok bunu bulduk anlatıyorlardı. Her seferinde tak cevabını veriyordum. Dünya çapında cevap veriyorduk. Dünya çapında mahcup oluyorlardı. Artık pes ettiler. Dünyanın hiçbir yerinde halka edebiyatı kalmadı. Ya kardeşim hafta 8 gün 9 buluyordunuz ya. Ne oldu size? Ne oldu? Bir şey oldu. Göremiyorlar artık. Çünkü gözlerini kapattık. Artık doğruyu görme gözü açıldı. İnşallah. Bundan sonra doğru olmayan bir konuşma duymayacağız. İnşallah. Darwinizmin tarih olduğunu çocuklar artık birbirlerine anlatıyorlar. Amir diyor, eskiden diyor, Darwinizm diye bir şey varmış diyor, öyle başlıyorlar. Vesile olduk. Maşallah. İnşallah, evet. Şimdi bu saati nerede oluyor bu? Fabrikada yapıldı diyorsun. Yapan var diyorsun değil mi? Bilimsel olarak aksini iddia ediyor musun sen? %100 diyorsun. Değil mi bu? Tabii. %100 diyorsun. Evet. Bilimsel olarak. Bu kesin kanun. Fabrika yapmıyor. Allah beynimizde yaratıyor. Ne yapacaksın şimdi? Tabii. Hani bilimsel olarak ispat edilemiyordu Allah'ın varlığı? Sen ne diyordun? Fabrikada yapıldığına yemin ediyorsun sen. %100 diyorsun. Bilimsel bir gerçek diyorsun. E ben de sana %100 beynimizin içinde Allah tarafından yaratıldığını ispat ediyorum. Dışarıda ayrı. Dışarıdaki varlığına hiç görüşmüyoruz tabii, biz. Tabii. Biz bilmiyoruz. İman ediyoruz dışarıdaki varlığına. Hiç kimse saatin, kol saatinin dışarıdaki görünümü bilmiyor. Şu ana kadar peygamberler dahil hiç kimse görmüş değil. Bir tek Allah biliyor dışarıdaki varlığını. Biz varlığına sadece iman ediyoruz dışarıdaki varlığına. Bilmiyoruz. Ama sen ne dedin? Fabrikada yapıldığına yemin ediyorsun. Bilimsel olarak bir gerçek diyorsun. Yani bir yaratan var diyorsun. Değil mi? Yapan var diyorsun. E bak Allah'ın varlığını ispat ettin sen işte. Bilimsel olarak ispat etmiş oldun. Hani ispat edilemiyordu Allah'ın varlığı? Çünkü beynimiz içinde yaratılıyor. Evet, evet. Mesela sırf tesbihin yapısı mesela bu. Ben desem ki bu ya tesadüfen oldu dese birisi. Bu adam kimse, adam kesin kabul etmez bunu bilimsel olarak. Bu bir gerçektir. Değil mi? Bu yapıldı, yani birisi tarafından yapıldı. Birisi tarafından yapıldı diyorsan Allah'ın varlığını aynı şekilde kabul etmiş oluyorsun.